Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şafak Karaman. Film gibi hikayeleri sizlere anlatmaya devam ediyorum. Bakın bu hikayemizin kahramanları kimler? Müzeyyen Senar'ın Atatürk'le ilk tanışma hikayesini sizlerle paylaşmıştım. Ve bu hikayeye sizler gerçekten de son derece dikkat çekici bir ilgi gösterdiniz. Bu ilgi için teşekkür ediyoruz. Ve bu hikayenin gördüğü ilgi üzerine bu kez benzer bir başka güzel hikayeyi sizlerle paylaşacağız. Bir başka kadın vokalin, Türk müziğinin bir başka değerli yorumcusunun Atatürk'le tanışma hikayesi. Acaba bu çok büyük ses kim? 1930'lu yıllarda Akdeniz Havzası'ndan 4 büyük kadın şarkıcı çıktı. Bunlardan biri Mısır'dan Ümmü Gülsüm, diğeri Fransa'dan Edith Piaf, bir başkası Portekiz'den Amelia Rodriguez ve tabii ki Türkiye'den Safiye Ayla. Bu 4 kadın vokal çocukluk yıllarında yoksulluk içinde yaşarken zamanla ülkelerinin ve yakın coğrafyanın en değerli kadın şarkıcıları oldular. Peki biz şimdi bu programda sizlerle neyi paylaşacağız? Bu programda bir Safiye Ayla hikayesini sizlere aktaracağız. Safiye Ayla'nın Atatürk'le ilk buluşması, onun huzurunda ilk şarkı söyleyişi ve sonrasında olanlar. Ama öncesinde Safiye Ayla'nın hayatına kısa anekdotlarla şöyle bir göz atmak istiyorum. Önce 1907 yılına gidelim. 1907 yılında dünyaya gelen Safiye Ayla, 1920 yılına geldiğimizde Bursa Muallim Mektebi'nden öğretmen olarak mezun olur. Artık bir öğretmen olan Safiye Ayla'nın mesleğini icra edeceği ilk yer İstanbul'dur ve Beyoğlu'na gelir. Beyoğlu'nda bir ilkokulda muallimliğe başlar. Ancak Safiye Ayla'nın diğer öğretmen arkadaşlarından ve çevresinden onu ayıran bir özelliği vardır. Gerçekten de güzel şarkı söylüyordur. Kara kuru, ufak tefek olan bu genç kadın öylesine güzel şarkı söylüyordur ki kendi isteği ve çevresinin teşvikiyle müzik dersleri almaya başlar. Ona müzik eğitimi veren isimlerden biri de Mustafa Sunar'dır. Safiye Ayla'nın müziğe olan ilgisi ve yeteneği 1931 yılına geldiğimizde karşılığını bulacaktır. Bir kere sahne tozunu yutunca ve arkasından da alkışlarla karşı karşıya gelince Safiye Ayla'nın yapabileceği tek bir şey vardır. Öğretmenlikten ayrılmak ve sanatçılığa, şarkıcılığa tamamıyla merhaba demek. Bu tabii ki gerçekleşir. Safiye Ayla 1931'den itibaren sahnede şarkılarını söyleyen bir kadın solisttir. Tam bir yıl sonra Safiye Ayla'nın hayatında hiç beklemediği bir sürpriz olacaktır. Sahne hayatının ikinci yılıdır. Safiye Ayla'yı Küçük Çiftlik Park sahnesinde izlemeye gelenlerden biri de Atatürk'ün başyaveridir. Başyaver Rusuhi Bey konser sonrası Safiye Ayla'yı yanına davet eder. Safiye Ayla Rusuhi Bey'in yanına geldiğinde ilk kez tanışırlar. Rusuhi Bey Safiye Ayla'ya Atatürk'ün bizzat kendisini dinlemek istediğini söyler. Eğer işiniz bittiyse müsaade ederseniz gidebilir miyiz? İster. Safiye Ayla kaçınılmaz olarak bu davet karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Atatürk ve kendisi. Kendi kendine içten içe şu cümleyi kurar. Ben kara kuru Safiye Ayla Atatürk'ün huzurunda şarkı söyleyeceğim. Nasıl olur? Kendisi de inanmamaktadır. Rusuhi Bey Safiye Ayla'nın bu mahcup ve biraz da ürkek tavrını fark eder. Başı öne eğik olan Safiye Ayla'nın başını şahadet parmağıyla hafifçe yukarı kaldırır. Gırtlağında adeta bir düğüm olmuş olan Safiye Ayla ne diyeceğini bilememektedir. Acaba gitmeli midir yoksa bu daveti reddetmeli midir? Rusuhi Bey yüzüne bakan Safiye Ayla'ya ürkek olma, cesaretli ol, paşa cesurları sever der. Bu cümle Safiye Ayla'yı rahatlatır ve üzerindeki tereddütler o an Rusuhi Bey'in vermiş olduğu bu cesaretle ortadan kalkar. Rusuhi Bey Safiye Ayla'yı otomobiline alarak Şişli'ye doğru yola koyulur. Gittikleri yer dönemin belediye reisinin yardımcısı olan Nuri Bey'in evidir. Eve girdiği Atatürk'ün hemen yanında yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Kılıç Ali Bey ve diğer çalışma arkadaşları da vardır. Safiye Ayla'nın saz arkadaşları da önceden gelmişler ve salondaki yerlerini almışlardır. Safiye Ayla onları gördüğü andan itibaren üzerindeki tüm ürkeklik ve korkular silinip atılır. O gece Safiye Ayla sanat hayatının ilk sabahlamasını yaşayacaktır. Sabahın ilk ışıklarına kadar şarkılar söyler ve o gecenin sonrasında Safiye Ayla o geceye ilişkin olarak Atatürk'ten
kimseden ne yergi ne de övgü alacaktır. Kendisi o geceyi kendine göre şöyle yorumlar. Eğer ki ne yergi ne övgü yoksa demek ki benim de kayda değer bir hatam yoktu der. Çünkü Atatürk sadece sıradan bir müzik dinleyicisi değildir. Türk müziğini çok sever, hatta bu müziğe hayrandır. O kadar ilgilidir ki bir bestekar kadar makamdan anlar, bir güftekar kadar da içli ve duygulu edebi derinliğe sahiptir. Daha doğrusu söz, beste ve beraberinde yorum söz konusu olunca Atatürk'ün söyleyebileceği çok söz, falsoları yakalayıp üzerine yorum yapabileceği çok detaylar vardır. Ancak o gece Safiye Aile'ye Atatürk hiçbir cümle kurmaz. Edirne köprü. Safiye Aile o geceden sonra tam 4 yıl boyunca Atatürk'ü bir daha asla görmeyecektir. Ancak 4 yıl sonra fotoğraf değişecektir. Safiye Aile Ankara'dan bir davet alır. Ankara'da konseri vardı. Konser için Ankara'ya gittiğinde bu kez yepyeni bir davetle karşı karşıya kalır. Bu davet Atatürk'ün davetidir. Atatürk Safiye Aile'yi Çankaya Köşkü'ne davet eder. 4 yıl öncesinin sonrasında Safiye Aile'nin Atatürk'le ikinci kez buluşmasıdır. Safiye Aile Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün huzurunda birkaç şarkı yorumlar. Şarkılar bittikten sonra Atatürk Safiye Aile'yi yanına çağırır. Hafifçe sırtını okşar ve artık olgunlaşmaya başladığını söyler. Gerçekten de Safiye Aile'nin şarkıcılığı artık her geçen gün olgunlaşmaktadır. Atatürk bu cümleyi kurduğunda Safiye Aile yaklaşık olarak 27-28 yaşlarındadır. Ah, çile bülbülüm. O günün sonrasında artık Safiye Aile Atatürk'ün huzurunda sürekli olarak şarkılar söyleyen bir sanatçı kimliği kazanacaktır. Bu arada Safiye Aile'nin Atatürk'ün huzurunda nasıl sahne aldığı, nasıl şarkı söylediğine ilişkin bir de dedikodu vardır. Hatta bu bir efsaneye dönüşür. Denir ki Atatürk Safiye Aile'nin yüzünü görmemek için ona perde arkasında şarkı söyletir. Ancak bu gerçek değildir. Safiye Aile bu durumu şöyle anlatır. Herhalde halk beni çirkin buluyordu, o yüzden bu dedikodu ortaya çıktı. Halbuki Atatürk beni asla bir perde arkasından dinlemedi der. Her ne dedikodu olursa olsun şu bir gerçek. Türk müzik tarihine şöyle bir baktığımızda 1930'lu yıllardan itibaren gelmiş geçmiş en değerli kadın vokallerden kim diye sorulursa bu sorunun cevabında mutlaka Safiye Aile'nin adı geçer. Kara kuru o genç kız belki çok da güzel bir kadın değildi ama gelmiş geçmiş en güzel seslerden biriydi. Ben kara kuru bir kadınım diyecek kadar kendi gerçekliğinin farkında olan Safiye Aile bu mütevazı kişiliğiyle birlikte gelin görün ki gerçekten de çok ama çok büyük bir yorumcuydu. Dolayısıyla bu çok büyük sesi, bu değerli yorumcuyu Türk müziğine kattığı o eşsiz yorumlarıyla bir kez daha anmış olduk. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Büyük yorumcu Safiye Aile'nin Atatürk'le ilk buluşması ve yaşadıklarını sizlerle paylaştık. Yeni bir video içeriğimizde yepyeni bir hikayeyle yine karşınızda olacağız. Ancak hatırlatalım, kanalımızda birçok film hikayesi var. Mutlaka yakın çevrenizle paylaşın ki kanalımızdan daha çok kişi haberdar olabilsin. Ve ayrıca henüz bu kanala abone olmadıysanız abone olun çünkü anında video içeriklerimiz böylece size ulaşmış olacak. Şimdiden ilgi ve alakanıza teşekkürler. Bir başka film gibi hikayede yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.